Bugün Bakanlar Kurulu toplanıyor. İnşallah ertelenmesin ve inşallah güzel bir haber almak ve güzel bir haber, bir müjde duymak istiyoruz emeklilerimiz için. Niye ayırıyorsunuz bizi? Biz aynı fırına gidiyoruz, aynı pazara, aynı çarşıya gidiyoruz. Ne hakkınız var bizim hakkımızı yemeye? Bizi neden ayırıyorsunuz dedi. Memur, SGK, Bağkur emeklisi arasındaki fark kaldırılsın vurgusu yaptı. Bugün de Türkiye'de emekliler inim inim inlemekte. Türkiye'de enflasyon %100, %150, %200, utanmadan aylık enflasyonları %1,5, %2, %3 çıkarıyorlar ve bizi inim inim inletiyorlar. Milyonlarca emeklinin gözü kabinede. İki defa ertelenen o toplantıdan çıkacak kararda. Emekliler arasındaki maaş farkı kalkacak mı? Enflasyon karşısında eriyen alım güçleri refah ödemesiyle yükseltilecek mi diye bekliyorlar. Beklerken de bizi görün, bizi duyun diyorlar. Karamsarlığa kapılmayın. Ama Türkiye çapında emekliler olarak iddia ediyoruz. Asla bu zulmü kabul etmiyoruz. Asla böyle bir ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Safranbolu'da 24. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Kurula Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı. Türkiye çapında emekliler olarak iddia ediyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün genel kurulda konuştu. Sert ifadeler kullandı. Emekli sayısı birçok ülkenin nüfusundan fazla dedi. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli var EYT'lilerin katılımıyla. Bu Avrupa'da birçok ülkeden daha fazla nüfus demektir. İnlemeyeceğiz ve gerektiği gün haddini bildireceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hakkımızı arıyoruz, hakkımızı arıyoruz. Aramaya da devam edeceğiz arkadaşlarım. Bakınız, emekli bugün Türkiye'nin en önemli meselesidir. Bence. Dün annemi yolculadık. Efendim geldi, bir süre benle kaldı. Bir süre kardeşlerimle de kaldı. En son işte sağlık muayenelerini de yaptırdık. Doktora da göründü. İlaçlarını falan da yazdırdık. Sonra sarıldık. Öpüştük, Allah'a emanet dedik ve yolladık. Dün giderken dedi ki, bak dedi, ben duydum yayında dedi, Berber Yaşar'ın, rahmetlinin kızı da seni aramış dedi. Bana da söylüyorlar, özellikle çarşamba günleri bizim Simav'da pazar olur. İsmail'imize söyle diyorlarmış. Emeklinin maaşı 7500 lira yeter mi? Yetmez. Ama bizler çoğunluğu yetim, dul maaşı alıyorlar efendim. 7500 lira bile değil. Berber Yaşar'ın kızı öyle diyordu. 6 milyar alıyoruz. Annemle biz nasıl geçineceğiz İsmail abi diyordu. Bakın. Şimdi Adana'dan Mustafa Şafak her sabah bizimledir. 11 yıldır katkı verir, katılım gösterir, günaydınlaşırız ve mesaj. Bak diyor ki, İsmail kardeş günaydın diyor. Biliyorum her sabah ve her gün emeklerin sesi oluyorsun. Emeklerin, dul ve yetimlerin sadece yaşamak için değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamak istiyorlar. Emekli ömrünü bu devlete hizmet etmiş insanca yaşamak hakkı değil mi? Kardeş, selamlar. Bunu şöyle bir göstereyim de bizi yönetenler de okusunlar. Adana'dan Mustafa Şafak, bakın. Şöyle gösterelim. Hah, görünüyor mu bakın? Günaydın İsmail kardeş diyor. Emekli insana yaraşır bir hayat yaşamak istiyor. Biraz evvel haber yapan arkadaşlara teşekkür etmiştim. Onların haberlerini bilgisayarın başında montaj servisinde kurgulayan, hazırlayan başta Cüneyt Işık, Ferhat Çelik. Ferhat bugün çok çalıştı. Bütün Cüneyt de her gün olağanüstü emek harcıyorlar efendim. Bu iki arkadaşımın dışında Baran Bozkurt da öyle çok yoğun mesai harcıyor. Kameralarda da burada Harun var, burada da Ufuk kardeşim var. Onlara da Halk TV'nin bütün habercilerine, idari personeline, idarede görevli arkadaşlarımıza, Şefik Erkan şoförümüz ve çaydımız Mercan ablaya kadar bu yayının 3 saatlik bu nefes kesen buluşmanın perde arkasında emeği geçen herkese kalpten teşekkürler bir borç olarak aktarıyorum efendim. Şimdi sosyal medyaya bir bakalım. Babanızın parası değil. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Akdeniz'de sondaj devam ediyor diye yazınca Turhan Bozkurt da sosyal medyada etkili bir isim. Seçime 76 gün kaldı. Yeni müjdeler yolda demiş.
seçime 76 gün kaldı. Yeni müjdeler yolda. Yani yeni enerji yatakları, yeni doğalgaz kaynakları bulunur demeye getiriyor. İroni yapıyor Turan Bozkurt. Levent Gültekin, Akşener Devlet İttifakı'nda uzun süredir zemini oluşturulan bu ittifakın temel amacı demiş ve bir paylaşım yapmış. Yani uzun zamandır Akşener'in zaten İyi Parti'ye yakınlaşma politikası izlediğini söylüyor Levent Gültekin. Bu arada bugün Levent Gültekin'e Türk Gazetesi'nin birinci sayfasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın çok sert, çok ağır eleştirileri var. Onu da yeri gelmişken ifade edeyim. Halk TV'den bir haber. Tabii seçimden sonra neler yaşayacağız? İşsiz kalmaya hazır mıyız? İstihdam %40 azalacak diye sormuş Halk TV'nin sosyal medya editörleri. 1 Nisan 2024'ten itibaren, yani bugünden 76 gün sonra seçimsiz 4 yıl başlıyor. Hesabınızı ona göre yapmalısınız. Seçimsiz 4 yılda bizi neler bekliyor? ÇEDES hız kesmiyor. Cumhuriyet'ten bir haber. Öğrenciler camilere götürülüyor, müftüler ve din görevlileri okullarda seminer düzenliyor, ÇEDES hız kesmiyor diye bir manşet atmış Cumhuriyet Gazetesi. Yaşar Aydın, Bir Gün Gazetesi'nin yöneticilerinden gazeteci arkadaşımız, MHP dümene o kadar güçlü sarıldı ki Erdoğan'a manevra yapmış şansı bırakmadı diyor. Gerçekten de MHP'nin Türkiye'nin sosyolojisinde, Türkiye'nin psikolojisinde ve Türkiye'nin siyasetinde etkinliği son 2-3 yıldır son derece arttı. Bu da dikkatlerden kaçmıyor. Yılmaz Özdil, gazeteci yazar, ne mutlu Türk'üm diyene kavramının vücut bulmuş hali, Henry Benazus'u kaybettik, görüşmek üzere ağabey dedi. Yılmaz abi de Henry Bey'in kaybından, tabii Yılmaz abi de bir İzmirli, çok üzülmüş. Biz Yılmaz abiye de sabır diliyoruz. Türkiye gerçekten büyük bir Atatürkçüsünü kaybetti. Henry Benazus. Lübayar, tutuklu sanık. Bunu geçebiliriz arkadaşlar. Nasılsa verdik manşet olarak ve konuk olarak anlattı bize hepsini. Bunu da verdik ama şu kadarını bir okuyalım. Sese gerek yok. Biraz evvel dinlettim sizlere. Fatih Altaylı, eski İçişleri Bakanı Soylu'nun mahkemede verdiği ifadeler felakettir. Vahim olan ise o dönem İçişleri Bakanı olmasıdır diyor. Hani bu İBB'ye şu kadar terörist var filan dedikten sonra tekrar yaptığı açıklamada elimde bilgi belge yok şeklindeki yansıyan sözlerine CHP'ler çok sert tepki göstermişti. Fatih Altaylı bu konuya girmiş. Cüneyt Özdemir, Mustafa Destici'ye ekranını kapadı. Mustafa Destici vahim bir hata yapmıştı. Nitekim o hatasının bedeli olarak ağır eleştirilerle karşı karşıya. Bugün Sözcü gazetesi de Mustafa Destici'nin eskiden özerklik istediğine dair paylaşımı ve terör örgütü lideri FETÖ ile ilgili, FETÖ elebaşı ile ilgili söylediği övgü dolu sözleri Sözcü gazetesi birinci sayfasına yansıtmış. Yani arşivleri açmış Sözcü gazetesi. Ve Mustafa Destici'nin muhalefete yönelik paylaşımı. Selçuk Özdağ, Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkarttılar. Mahkeme fikir özgürlüğüdür dedi. Bu arada efendim dün aradığım isimlerden bir tanesi Gökhan Zan'dı. Gökhan Zan tiple görüşecek. Çok büyük olasılıkla, tabii hatta ben görüşmenin içeriğini de öğrendiğim için çok büyük olasılıkla oradaki adaylaştırma meselesinde konuşacaklar, tartışacaklar. Hani tip Gökhan Zan'a böyle bir adaylık teklifinde bulunacak. Bunu ifade edebilirim. Şimdi bir de dün aradığım isimlerden bir tanesi, ajanslara haberler düşmüştü. Serkan Özcan, bu Ahmet Davutoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından sözcüsüydü. Partiden ayrıldı dün itibariyle. Ben de sordum niye dedim. Ya uzun zamandır dedi. Tabii bu bir seçim yaşadık. Bu seçimle ilgili Türkiye'nin gerçeklerle yüzleştiğini düşünmüyorum. Partimin de yüzleştiğini düşünmüyorum dedi. Bak, saygın bir ekonomisttir politik kimliğinin dışında. Serkan Özcan diyor ki 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin Türkiye'nin ve siyasetin ve benim partimin de gereken yüzleşmeyi yaptığını düşünmüyorum dedi. Ama en son Saadet Partisi ile işbirliği yapınca Gelecek Partisi, ya ben buna uygun bakmıyorum. Biz partiyi kurarken hoca ile konuştuklarımız böyle değildi. Ya biz partiyi Türkiye'yi yönetmeye talip büyük bir parti olarak kurmuştuk. Hayalimiz buydu. Hayallerimi gerçekleştiremeyince ben hocadan izin istedim dedi. Hoca da ya bir süre bekle. Şimdi ayrılırsan yanlış olur.
kurultayımızı bir yapalım. Ondan sonra özgür iradenle karar ver demiş Ahmet Davutoğlu ve Serkan Özcan da. Özellikle Saadet Partisi ile kurulan ittifaktan sonra, bu en son yakınlaşmadan sonra ayrılmaya karar vermiş efendim. Onu da ifade edelim. Şimdi renkli dünyadan bir haber. Emmy sahiplerini buldu. Emmys this year. Please welcome Pedro Pascal. Televizyon dünyasının Oscar'ı 75. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında yayınlanan TV programlarını onurlandıran Emmy ödülleri bu yıl 75. kez gerçekleşti.